Türk İş adına. Buyurun Mehmet Başkan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, Türkiye İşverenler Sendikası'nın değerli Genel Başkanı, Askeri Ücret Tespit Komisyonu'nun değerli üyeleri, basınımızın değerli emekçileri, hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 2024 yılında geçerli olacak askeri ücreti belirlemek üzere bakanlığınızın çağrısı üzerine toplandık. Komisyon olarak yapacağımız çalışmaların askeri ücretle geçinmek durumunda olan milyonlarca işçiye ve ailesine, işverenlere, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Askeri ücret çalışmaların kendisine ve ailesine, insanlık hasiyetine uygun bir yaşam sağlaması gereken ücret olmalıdır. Askeri ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bir anayasal hükümdür. Askeri ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden askeri düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz yaşadıkları geçim sıkıntısını, zorlu hayat şartlarını sizlerle paylaşacaktır. Karayolu işçisi, hastane işçisi, enerji işçisi, AVM işçisi yaşadıklarını doğrudan sizlere, tüm ülkeye anlatacak. Sayın Bakanım, sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Askeri ücretin yeniden tespiti milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından umutla takip edilmektedir. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yolunda atılan olumlu adımlar sürdürülmelidir. Askeri ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin yıllardır devam eden talebiydi. Bu geçtiğimiz yıl uygulamaya girdi. Böylece tüm ücretli çalışanların vergisi askeri ücretlinin faydalandığı tutar kadar azaldı. Ancak vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlilerin vergiye esas gelir tarifesi ve oranları çok düşük kaldı. Yılbaşında ele geçen net ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Sayın Bakanım, değerli komisyon üyeleri, hepimiz biliyoruz ki askeri ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları başta gıda ve kira olmak üzere her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Askeri ücret aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net askeri ücret 380 TL'dir. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir? Ekonomide yaşanan olumsuzlukların nedeni işçiler değildir. Kaldı ki toplam satış hasılatı içinde iş gücü maliyeti de son yıllarda giderek gerilemektedir. Toplam nüfus içinde ücretli çalışanların sayısı yükselmesine rağmen milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir. Uygulanması gereken gelirler politikasıdır. Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil, bir bütün olarak gelir politikasını gözden geçirmelidir. Ücretler üzerindeki işçi-işveren kesintilerinin neden yüksek olduğu hep birlikte değerlendirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası tespit edilecek askeri ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Ülkenin milli birlik ve beraberliği üreterek kalkınması her şeyin üzerindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta yerine getiriyoruz. Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır. İşçi kesim olarak komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim kamuoyuna ve komisyon üyelerine. Teşekkür ediyorum kıymetli Genel Başkan Yardımcımız. Şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çabanız, katkınız içinde. İnşallah sizin belirleyeceğiniz rakamlar doğrultusunda da bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Çalışma Genel Müdürümüz toplantıyı yönetmek üzere de görevlendiriyoruz. Hayırlı olsun inşallah toplantımız. Tekrar katılım için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.